Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi tayyibine tahirin ve ashabihi mecma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Şahru Ramazan allazi unzile fihil Kur'an hudan linnasi ve beyinati minel huda vel furqan. Ve kâle ta'ala fi ayetin âkhar, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ بَلَغَنَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Aziz ve değerli müminler, muhterem Müslümanlar, muhterem izleyiciler. Bugünkü hutbemizin konusu yaklaşacağımız ve iki gün kalan Ramazan ayının ilk hutbesi olduğu için sizlerle inşallah bugün biraz sohbet etmeye çalışacağım. Değerli müminler, biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu bu ayet, okuduğum ayet-i cellede şöyle buyurmaktadır. Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda Kur'an nazıl olmuştur. Evet. Ve yine ikinci ayet-i cellede ise فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Sizden herhangi biriniz o Ramazan ayına yetiştiğiniz zaman onu oruçla geçiriniz, oruç tutunuz. Eğer siz hasta olursanız veya yolculuğa çıkarsanız, o hastalık süresi ve yolculuk süresi müddetini kaç gün eğer tutmazsanız, sonra tutmak şartıyla Allah Celle Celaluhu bizlere müsaade etmiştir. Değerli izleyicilerimiz, evet, oruç hakikaten İslam'ın temel esaslarından bir tanesidir. Ve orucun sağlık bakımından, sıhhat bakımından birçok noktalarda insanlığa faydası vardır. Bugün tıp dahi bunu ispatlamıştır. Bunun üzerine fazla durmak istemiyorum. Benim fazla durmak istediğim konu şudur. Evet, Allah Celle Celaluhu bu Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle bizleri ona layık olmayı Allah Celle Celaluhu nasip eylesin. Ve gerçekten oruç tutanlardan olalım. Ne demek gerçek oruç tutan? Ne demek gerçek oruç tutmak? Evet, yani sadece ağzımızı bağlayarak, midemizi boş bırakarak zaman geçirmeyeceğiz. Oruç bütün organlarımızda olması lazım. Yani midemiz oruçlu olduğu gibi, ağzımız, mide oruçlu olduğu gibi, ellerimiz, ayaklarımız ve bütün organlarımız, beynimiz dahi oruçlu olması lazım. Onun için acaba bu oruçla bu sene nasıl geçireceğiz? Yani Cenab-ı Hak oruç girdiği zaman Allah Celle Celaluhu, yani tarif edilmeyecek kadar bizlere güç ve kuvvet veriyor. Örneğin, şimdi oruca başlamadan önce öğle yemeğine geldiği zaman yarım saat bir gecikme olursa elbette ki bizde huzursuzluklar meydana geliyor. En azından susuyoruz, en azından yani acıkıyoruz. Fakat bir bakıyoruz ki Ramazan ayı geldiğinde bir bakıyorsunuz ki hiçbir fark etmiyor. Bazen oluyor ki ta akşam namazına kadar ancak hafif bir eksiklik veya hafif bir açlık veya susuzluk insan acaba hemen hemen arıyor. Onun dışında, onun için oruç sıhhattir. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, tasumu tasahhu. Oruç tutunuz ki sağlığınıza kavuşasınız. Onun için değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de eyyamın ma'dudat, yani sayılı günlerdir. Bazen oruç 29 çekiyor, bazen de oruç 30 çekiyor. Onun için فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا, sizden herhangi biriniz hasta olursanız اَوْ عَلَى سَفَرٍ, ya yolculuğa giderseniz sayılı günler sonra da tutmak şartıyla sizin için ruhsat vardır değerli kardeşlerim. Onun için hastalık elbette ki gerçekten yani insanoğlu için gerçekten bir problemdir. Eğer gerçekten insanoğlu hasta ise elbette ki oruç tutmaması gerekmektedir. Ve bugün doktorlar da sorduğun zaman onlar da öyle diyorlar.
Diyorlar ki eğer size yani öyle hastalıklar var ki oruç tutmayabilirsiniz. Fakat bazen de bizleri kendi halimizle bırakıyorlar. Diyorlar ki siz bilirsiniz. Bakınız eğer tutabiliyorsanız tutabilirsiniz. Yani biz tutmayın demeyeceğiz. Ama bazı hastalıklar var ki o hastalığa düçar olan Müslümanların tutmaması gerekiyor. Sakın nasıl ben oruç tutmayabilirim? Sakın ben oruç nasıl yiyebilirim demeyelim. Sağlığımız her şeyin üzerindedir. Allah Celle Celaluhu bile bakın eğer hasta olursanız diyor. Dikkat edin buna. Yani eğer Allah Celle Celaluhu diyebilirdi ki hasta da olsanız, yolculuğa da çıksanız yine oruç tutacaksınız dememiştir. Onun için burada bize ruhsat vardır ve Allah'ın müsaadesi vardır. Değerli kardeşlerim, bu Ramazan ayında da inşallah bizler üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Nasıl? Her sene malumunuzdur biz programları yapıyorduk, teravihleri kılıyorduk, iftarlar veriyorduk. Fakat bu sene bu hastalıktan dolayı bunları toplu olarak yapamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Toplu olarak yapamadığımız bu ibadetlerimizi, bu sadakalarımızı, bu fitrelerimizi, bu zekatlarımızı en azından ferdi olarak yine yerine getirmemiz gerekiyor. Teravih namazlarımızı evde mümkünse ailemizle beraber kılabiliriz. Çünkü teravih namazı kişi tek başına bir kişi dahi namaz kılabilir. Dolayısıyla ailemizi, çocuklarımızı yanımıza alarak teravih namazlarımızı o şekilde inşallah bu sene eda edelim. Allah Celle Celaluhu bizlere bu ayın bereketiyle inşallah sıhhat ve sağlık ve afiyet verir. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın bir hadisi vardır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle diyor: "Selasetun la turaddu da'vetuhum es-saimu hatta yufsira ve'l-imamul adil ve da'vetul mazlum." Evet. Demek ki peygamber diyor ki 3 kişi vardır ki onların duası reddedilmez değerli müminlerim. Onlar kimlerdir? Oruç tutan iftarı açıncaya kadar duası makbuldur. Adil olan devletin yöneticisi, devlet başkanı yani devletin halifesinin duası kabul olur. Üçüncü ise en önemlisi ve davetul mazlumi. Mazlum olan insanların duası kabul olur. O Allah'ın huzuruna gittiği zaman Allah Celle Celaluhu o mazlumların duasını geri çevirmeyecektir. Onun için değerli kardeşlerim, bizler için büyük bir nimet vardır. Dolayısıyla yine ben başa dönmek istiyorum ki, evet, Ramazan ayı, bereket ayı, rahmet ayı ve mağfiret ayıdır değerli kardeşlerim. Onun için aziz Müslümanlar, muhterem kardeşlerim, bizler Müslüman olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirelim. Allah Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'in bütün Müslümanların oruçlarını kabul eylesin. Allah Celle Celaluhu bu ümmetin bu durumda bu senede maruz kaldığı bu sıkıntılardan hasta olan kardeşlerimize Allah Celle Celaluhu Ramazan ayının hürmetine onlara şifa ihsan eylesin. Vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ailelerin başı sağ olsun diyorum ve sohbetimi inşallah burada noktalıyorum. Sizleri Allah'ın selamıyla, bereketiyle ve merhametiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.